Hem en iyi pasör, hem de en iyi smaçör ödülü kazanan belki de dünyada tek voleybolcu. Ayrıca eskrim branşında hem Türkiye hem de uluslararası alanda pek çok başarısı olan bir isim. Kimden mi bahsediyoruz? Filenin Efelerinin en önemli voleybolcularından Yiğit Gülmez olduğunda. 1.94 boyunda 3 metre 55 santimlik smaç, 3 metre 20 santimlik blok yüksekliği ile Türk voleybolunun son dönemde yetiştirdiği en iyi isimlerden Yiğit. Biz de sizlere milli voleybolcunun hikayesini anlatalım istedik. Karşınızda takım arkadaşlarının Gülmez dediği Yiğit Gülmez oldu. Fatih ve Yasemin Gülmezoğlu çiftinin tek çocukları olarak 28 Aralık 1995 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Yiğit Gülmezoğlu'nun daha küçük yaşlardan sporcu olacağı bellidir. Okuduğu Tevfik Fikret İlkokulu'nda basketbol, yüzme, eskrim ve voleybol branşlarında yer alır. Hatta eskrimde hem İzmir, hem Türkiye, hem de uluslararası alanda pek çok başarı elde eder. Henüz ilkokulda olmasına rağmen tüm sporlarda bu kadar başarılı olan Yiğit Gülmezoğlu'nu beden eğitimi öğretmeni, şu anda da Arkas kadın voleybol takımını çalıştıran Onur Işıkçı fark eder. Hocasının "diğer sporları bırak, gel seni voleybolcu yapalım" teklifini geri çevirmeyen Yiğit, o günleri şu sözlerle anlatıyor. "Voleybola başladıktan sonra voleybolun benim için özel bir spor olduğunu gördüm. Sevdim ve devam ettim. Eskrimle arasında bir seçim yapmam çok zor oldu. Voleybol bana çok fazla keyif verdiği için voleybolu seçtim." Sadece sporda değil, derslerinde de başarılı olan Yiğit Gülmezoğlu, İzmir Tevfik Fikret İlköğretim Okulu'nu birincilikle bitirirken Tevfik Fikret Fen Lisesi'ni burslu olarak kazanır. Sporla eğitim bir arada olmaz klişesini yerle bir eden 1995 doğumlu sporcu, Arkas Spor Kulübü'nün dikkatini çeker. Türk voleybolunun en önemli kulüplerinden olan Arkas'ın altyapısına transfer olan Yiğit, antrenmanlar, maçlar, kamplara rağmen okulunu aksatmaz ve liseyi de ikincilikle bitirir. Ve İzmir'deki Yaşar Üniversitesi'nde endüstri mühendisliğini kazanır. 2012-2013 sezonunda Arkas A takımına pasör olarak yükselen Yiğit Gülmezoğlu, Türkiye Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşarken, aynı dönemde Hollanda'nın Utrecht şehrinde düzenlenen 2013 Avrupa Gençlik Yaz Olimpiyatlarında U19 milli takımı ile bronz madalya kazanır. Turnuvanın da en değerli oyuncusu ödülünün sahibi olur. Voleybolda libero dışında neredeyse her pozisyonda oynayan namı değer Gülmez, 2014-2015 sezonunda bir kez daha Arkas'la lig şampiyonluğu sevinci yaşarken henüz 20 yaşında en iyi pasör ödülünü alır. Ama pasör oynamak istemiyordur Yiğit ve baş antrenör Glenn Hogg'a smaçör olmak istediğini iletir. Hogg da milli voleybolcudan gelen bu teklifi kabul eder. O günleri ise şu sözlerle anlatıyor Yiğit Gülmezoğlu. "Hocalarım küçükken takımda hangi pozisyon eksikse beni o pozisyonda oynatırdı. Çok zorluk çekiyordum ama bana çok yararı oldu. Yıldız milli takımına smaçör olarak seçildiğimde Arkas A takımına pasör olarak yükseldim. Ancak smaçörlüğün geçmişte bende bıraktığı duygular gün geçtikçe gün yüzüne çıkınca o pozisyonda oynamaktan daha çok keyif aldığımı fark ettim. Gerçekten de hiç kolay bir karar olmadı." Türkiye Ligi'nde en iyi pasör ödülünün 20 yaşında sahibi olan Yiğit, bu sefer de 2019-2020 sezonunda en iyi smaçör seçilir. Ay yıldızlı forma ile ise tüm yaş kategorilerinde 250'ye yakın kez forma giyen milli voleybolcu, 2019 ve 2021 SEV Avrupa Altın Ligi'nde namağlup şampiyon olan Filenin Efelerinin kadrosunda yer alır. Bu arada endüstri mühendisliğini de başarıyla bitiren Yiğit Gülmezoğlu, sporla okulu nasıl bir arada götürebiliyorsun sorusuna şu cevabı veriyor. "Aslında işin sırrı biraz planlı olmak. Küçüklüğümden beri fazla planlıyımdır. Öyle olunca da benim için olayları kontrol edebilmek bir tık daha kolay oldu. Ama çok daha büyük bir şansım vardı. O da eşim Ezgi ile aynı bölümde olmamızdı. Beni okula gidemediğim tüm zamanlarda o çalıştırdı. Voleybolun yanı sıra basketbol oynamayı da çok seven milli voleybolcu, küçükken doktor olmak istiyormuş. Bunun nedeninin de insanların hayatına dokunabilmek olduğunu söylüyor. Yiğit ise şu anda voleybol sahasında smaçlarıyla çocukların hayatına dokunuyor. Şöyle ki, her maç öncesinde sağ kenarındaki çocuklarla pas ve manşet antrenmanı yapan Yiğit Gülmezoğlu, bu beni mutlu ediyor. Kendi çocukluğumu hatırlıyorum. Onların benimle oynarken keyif aldığını görüyorum ve mutlu oluyorum," diyor. Kadın voleybolunda en beğendiği sporcuların Neslihan Demir Güler, Yeon Kun Kim, erkeklerde ise Leonel Marshall olduğunu söyleyen 1995 doğumlu voleybolcu, bu sezon başında aşık olduğu İzmir'i ve ailem dediği Arkas'tan ayrılarak Ankara ekibi Halkbank'a transfer oldu. Sezonun hemen başında da 2021 Balkan Voleybol Şampiyonası'nda da şampiyon olmayı başardı.
Halkbank'la Efeler Ligi'nde namağlup yoluna devam eden Yiğit Gülmezoğlu, geçtiğimiz günlerde de Sev Challenge Kupası finalinde ilk maçta 3-0 yendiği Fransız ekibi Narbonne Volley'e ikinci maçta 3-1, altın sette de 21-19 kaybetti ve Avrupa ikincisi oldu. İşte böyle. Sizlere filenin efelerinin en önemli voleybolcularından Yiğit Gülmezoğlu'nun hikayesini anlattık. Henüz 26 yaşında olmasına rağmen milli formayı 250'ye yakın kez giyen Yiğit, 9 yıllık sevgilisi Ezgi Yeşiloğlu'yla da dünya evine girdi. Kusurları kucaklama sanatı olan Japon felsefesi, Wabi Sabi'yi hayatında benimseyen milli voleybolcunun sırtında da bu felsefe hakkında bir dövme var. Siz de kanalımıza abone olmayı ve bu videonun altında Yiğit Gülmezoğlu hakkındaki düşüncelerinizi yazmayı unutmayın.